1. Abdülhamit dönemine ilgili şunları unutmamanızı istiyorum. 2. Abdülhamit ile karıştırmıyoruz. Bakın 1. Abdülhamit diyorum. 1. Abdülhamit döneminde ulufe alım satımı yasaklanmıştır. Yeniçeri sayımı yapılmıştır. İstihkam okulu açılmıştır. Yabancı danışmanların Müslüman olma şartı ilk kez kaldırılmıştır. Üçüncü Selim, üçüncü Selim bir danışma meclisi olan eyaletlerden gelen temsilcilerinde de katıldığı meclisi meşverete kurdu. Meşveret kelime anlamı olarak danışma demektir. Meclisi meşveret ise danışma meclisi anlamına geliyor. Meclisi meşveret ile amaçlananlar devlet ve halk kopukluğunu giderme, yapılacak yenilikleri halka mal etmekti. Yeni düzen anlamına gelen nizamı cedid ıslahat programını Üçüncü Selim ortaya koymuştur. Üçüncü Selim eşittir Nizamı Cedid ıslahatları. Nizamı Cedid adı verilen orduyu kurdu. Sürekli talim yapan modern silahlara sahip bir ordudan bahsediyoruz. Nizamı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak içinse hazine kurdu hazine. İşte bu hazineye iradı cedid diyoruz. İradı cedid ile Nizamı Cedid ordusunun masrafları karşılandı. Kara ordusuna subay ve teknik elemanlar yetiştirmek üzere mühendishane bir Hümayun adında bir okul açıldığı 3. Selim devrinde yeniden yapılanmanın yani nizamı cedidin en önemli kurumlarından biri olarak 1795'te Has açılmıştır. Mühendishani Berümayun, tersane ve donanmayı genişlettiği mali alandaki sıkıntıları çözmek için saraydaki altın ve gümüş kapları eritiyor, sonrasında para bastırtıyor. Yerli malı kullanımını teşvik ettiği devlet adamlarından bağış alındığı zahire nezaretini kurdurarak kara borsayı önlemek, ve gıda dağıtımını düzenlemek istedi. Zahire ne demek? Ambarda saklanan yiyecek, tahıl, hububat demektir. Yönetim alanındaki sıkıntıları çözmek için israf ve rüşvetle mücadele etti. Atamalarda liyakata önem verdi. Ülkeyi vilayetlere ayırarak taşra idarelerini daha etkin hale getirmek istedi. Diplomasiye önem verdi. Bu nedenle 3. Selim döneminde Avrupa'da sürekli diğer bir de işte daimi elçilikler açılmaya başladı. İlk geçici elçilikler 3. Ahmet döneminde açılmıştır. İlk sürekli daimi elçilikler ise 3. Selim döneminde açılmıştır. Elçilerden gittikleri ülkenin yabancı dilini öğrenmelerini ve gördükleri yenilikler hakkında raporlar yazmalarını istedi. Amaç Avrupa'da yaşananları zamanında öğrenme ve gerekli önlemleri almaktı. 3. Selim'in ıslahatlarının başarılı olduğu Akka Kalesi yakınlarında Mısır'ı işgal eden Napolyon'un Fransa ordusunun Nizam-ı Cedid ordusu ile durdurulmasıyla görünür hale gelmişti. Bir önceki derste Fransa'nın Mısır işgalinden bahsetmiştik. İşte Nizam-ı Cedid ordusu Napolyon'un Fransız ordusunu Akka Kalesi'nin önlerinde ne yapıyor? Durduruyor. Islaklar devam edemedi çünkü çıkarları nedeniyle yeniliklere karşı olan Yeniçeriler ve idareciler isyan çıkardılar. Kabağa gel, domatese gel, salatalığa gel ama alakası yok. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim dönemi sona ermiştir. Nizamı cedid ıslahatları sona ermiştir. Çünkü Kabakçı Mustafa isyanı ile Üçüncü Selim tahttan indirilmiştir. Kabağa gel domatese gel değil kabakçı Mustafa isyanı. Kabakçı Mustafa isyanı nedeniyle ıslahatlar istenilen sonuca ulaşamamıştır. Nizamı cedid ıslahatlarına son verilmiştir. Islahatları savunanlar cezalandırılmıştır. Dördüncü Mustafa tahta oturtulmuştur. Dikkat Osmanlı ordusundaki bozulmaya karşı gerçek anlamda ıslahat girişimi 18. yüzyılda 3. Selim tarafından yapılmıştır. Şunu asla ve asla unutmayalım. Osmanlı'nın ilk ıslahatçı padişahı 2. Osmandır, diğer adıyla Genç Osmandır. Fakat Osmanlı'da planlı, programlı şekilde ıslahatlara girişen ilk padişah ise 3. Selim'dir. Soru cevap. Nizam-ı Cedid'in anlamı nedir? A) Yeni düzen, B) Yeniden doğuş. Nizam-ı Cedid yeni düzen demektir. 3. Selim döneminin ıslahatları Kaçıncı yüzyılda yapılmıştır? A 17. yüzyıl B 18. yüzyıl. 3. Selim dönemi istatları 18. yüzyılda yapıldı. 3. Selim dönemi istatlarının özellikle hangi alanda yoğunlaştığı söylenebilir? A askeri B mali. 3. Selim dönemi istatları askeri alanda yoğunlaşmıştır. Örnek soru Nizam-ı Cedid adıyla anılan ıslahatları gerçekleştiren Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. 4. Mustafa B. 1. Abdülhamid, C. 3. Selim D. 3. Osman E. 1. Mahmud Nizam-ı Cedid adlı ıslahatları 3. Selim yapmıştır. İrad-ı Cedid nedir? Nizam-ı Cedid'in hazinesi Topkapı Sarayı'nın hazinesi. İrad-ı Cedid, Nizam-ı Cedid'in masraflarını karşılamak için kurulan hazinedir. Meşveret meclisi aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyordu? A. Kurucu meclisidir. B. Danışma meclisidir. Meşveret danışma anlamına geliyor. Meşveret meclisi danışma meclisi demektir. Meşveret meclisini açan Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. 2. Mahmut. B. 3. Selim. Meşveret meclisini 3. Selim açmıştır. 3. Selim dönemi Kabakçı Mustafa isyanıyla sona ermiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Kabak değil, domates değil. 3. Selim dönemi kabakçı Mustafa isyanı ile sona erdi. 3. Ahmet dönemi patrona Halil isyanı ile sona ermiştir. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. 3. Selim dönemi kabakçı Mustafa isyanı ile sona eriyor. Nizamı cedid ıslahatları duruyor. 3. Ahmet dönemi patrona Halil isyanı ile sona eriyor. Lale devri ıslahatları sona eriyor. 3. Selim'in yaptığı ıslahatları Yeniçeriler de savunmuştur. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Savunsalardı onu tahttan indirmek isterler miydi? Zahire nezaretini kurdurarak kara borsayı önlemek ve gıda dağıtımını düzenlemek isteyen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A. 3. Selim B. 1. Abdülhamit C. 3. Selim D. 3. Osman E. 4. Mustafa Doğru cevabı iki defa yazmışız A'da ve C'de zahire nezaretini 3. Selim kurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlara verilen isimdir? A. Nizamı Cedid B. Sekbanı Cedid 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlara Nizamı Cedid yeni düzen ıslahatları denir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 3. Selim döneminde gerçekleşmiştir? A. Nizamı Cedid ordusunun kurulması B. ilk Türk matbaasının kurulması 3. Selim döneminde Nizamı Cedid ordusu kurulmuştur. Peki... İlk Türk matbaası kimin döneminde kuruldu? 3. Ahmet döneminde, Lale devrinde kuruldu. Kabakçı Mustafa İsyanı ile hangi dönem sona ermiştir? A. 3. Ahmet, D. 3. Selim. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim dönemi sona erdi. 3. Ahmet dönemi ise Patrona Halil isyanı ile sona ermiştir. Avrupa devletlerini yakından tanımak ve Osmanlı'ya karşı oluşabilecek ittifaklardan haberdar olmak gibi amaçlarla 3. Selim aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir? A. Avrupa'da daimi elçilikler açılmasını D. Nizamı Cedid ordusunun kurulmasını Avrupa'dan haberdar olmak ittifakları öğrenmek için 3. Selim İlk defa Avrupa'da daimi sürekli elçilikleri oluşturuyor. Kol gücünün yerini makine gücünün alması ifadesi hangi gelişmeye işaret etmektedir? Bundan bir veya iki ders önce anlatmıştık sanayi devrimini. Kol gücünün yerini makine gücü aldı deyince aklımıza sanayi devrimi gelecek. Mısır'ı işgal eden, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya ile Tilsit Antlaşması'nı imzalayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Leistan, B. Fransa, C. İsveç, D. Avusturya, E. İngiltere. Mısır'ı kim işgal etti? Fransa işgal etti. Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'yla Tilsit Antlaşması'nı da Fransa imzalamıştır. Şark meselesi adlandırması ilk kez nerede kullanılmıştır? Soruyla öğrenmiş olalım. Şark meselesi diğer bir deyişle doğu sorunu adlandırması Viyana Kongresi'nde kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi ve topraklarının paylaşımı kavgasına şark meselesi diyoruz. 1787-1792 yılları arasında Osmanlı ile savaşan Avusturya ve Rusya'nın gizli planının adı nedir? Bir önceki derste anlat Hatırlayalım, Rusya ne yaptı Avusturya ile? Grek projesini hazırladı. Buna göre bir devlet kuracaklardı. Devletin başına da bir Rus prensi geçecekti. Viyana Kongresi'nde oluşturulan politika aşağıdakilerden hangisidir? A. Mandacılık B. Meternik. Viyana Kongresi'nde Meternik sistemi oluşturuldu. Meternik siyaseti oluşturuldu. Meternik sistemi İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya'nın Avrupa'da statükoyu korumak için ortaya koydukları sistemdir. Buna göre sisteme adını veren Avusturya Başkanı Meternik, statükonun silah gücüyle korunmasını savunuyordu Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus devletlerin dağıtılması gerekiyordu. Merkezi teşkilatta nasıl değişimler oldu, nasıl ıslahatlar gerçekleştirildi biraz da ondan bahsedelim. Divan-ı Hümayun işlevselliğini 18. yüzyılda kaybetmiştir. Eski önemini yitirmiştir. Toplantılar önce haftada iki sonra bir kez yapılmaya başlanmıştır kubbe altı vezirleri tayin edilmemeye başlamıştır. Divan toplantıları ulufe dağıtılan yabancı elçilerin kabul edildiği bir tören heyetine dönüşmüştür. Vezir-i azamlar sadrazam ünvanını kullanmaya başlamıştır. Sadrazamlar toplantılarını konaklarında yaptıkları için konaklar önemli mekanlara dönüşmüştür. 18. yüzyılın sonunda işte bu sadrazam konaklarına Babı Ali diğer bir de işte yüksek kapı denilmeye başlanmıştır. Buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız şunu söyleyeceğiz. Babı Ali Divan-ı Hümayun'dan önemli hale gelmiştir. Divanda görevli olan defterdar ile nişancıya bağlı çalışan katiplerin çoğu Babı Ali yüksek kapıya gönderilince Hademeyi Babı Ali ortaya çıkmıştır. Hademeyi Babı Ali sadrazamın baş yardımcısı ve iç işlerinden sorumlu sadaret ketüdası ile mektupçu ve katip tiplerden oluşuyordu. Devletin iç işlerinden sadaret ketudası, dış işlerinden ise reisül kütap sorumlu hale gelmiştir. İç işleri sadaret ketudası, dış işleri reisül kütap olmuş 18. yüzyılda. Diplomatik iş yoğunluğu idari kadrolara seyfiye yerine kalemiye sınıfından kişilerin getirilmesine neden olmuştur. Yani kılıç ehli sınıf olan seyfiye sınıfının önemi azalıyor, kalemiye sınıfının önemi artıyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız? Yeni bir bürokrasi oluşmaya başladı Osmanlı'da. 17. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun daha önemli hale gelmiştir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Divan 18. yüzyılda da eski önemini korumuştur. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Sadaret Ketudası devletin iç işlerinden sorumluydu. Sadrazamın yardımcısıydı. Doğru mu? Yanlış mı? Kesinlikle doğru. Sadaret Ketudası eşittir. Devletin iç işleri. Hademe-i Babali'nin anlamı nedir? Asa Sadı Azam Konağı ve babali Çalışanları. Hademi Babali demek Babali Ali Çalışanları demektir. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin dış işlerinden aşağıdakilerden hangisi sorumluydu? A. Sadaret Ketudası B. Reisül Kütap 18. yüzyılda devletin dış işlerinden Reisül Kütap sorumluydu. Sadaret Ketudası ise iç işlerinden sorumluydu. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin iç işlerinden hangisi sorumluydu? A. Sadaret Ketudası B. Reisül Kütap 18. yüzyılda Osmanlı'nın iç işlerinden sadaret ketüdası sorumluydu. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin idari kadrolarının seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesi nokta nokta işlerin yoğunlaşmasıyla doğrudan ilgilidir. Buraya ne gelecek? Dış işlerin yoğunlaşmasıyla kalemiye daha önemli bir sınıf haline geliyor. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin idari kadrolarının seyfiye yerine daha çok nokta noktadan seçilmesinde bürokratik işlemlerin çoğalmasının da etkisi vardır. Seyfiye yerine daha çok 18. yüzyılda kalemiye önemli bir sınıf haline geldi. Çünkü bürokratik işlemler yoğunlaşmıştı. Özetle arkadaşlar 18. yüzyılda devletin diplomatik işleri yoğunlaşıyor. Bu nedenle seyfiye yerine kalemiye sınıfı önem kazanıyor bürokratik işlemler arttığı için. 18. yüzyılda Divan-ı Hümayun eski önemini yitirmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Babali yüksek kapı anlamına gelir sadrazam konağıdır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. hademe Babali, Babali çalışanları anlamına gelir. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Taşra teşkilatında nasıl değişimler, nasıl ıslahatlar olduğu bundan bahsedelim. 18. yüzyılda Taşra teşkilatlarında görülen değişimin temel nedeni tımar sisteminin bozulmasıdır. Bazı dillikler arpalık adıyla üst düzey görevlilere sancak beyi, beyler beyi gibi verilmeye başlanmıştır. Bazı sancaklar beyler beyinin ...haslarına katılmıştır. Beylerbeyi, arpalık ve haslarından vergi toplanması... ...ve idare görevini çoğu kez... ...mütesellim denen mekiline verdi. Dikkat! Mütesellim, beylerbeyi veya sancak beynin mekili olarak... ...onların yerlerine bakan... ...vergilerini toplayan görevlilerdir. 18. yüzyılda Osmanlı'nın... taşra teşkilatlarında görülen değişimin... ...temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Tımarlı sipahilerin azalması... ve Tımar sisteminin bozulması. Taşra teşkilatında 18. yüzyılda görülen değişimin temel nedeni tımar sisteminin bozulmasıdır. 18. yüzyılda bazı dirlikler arpalık adıyla aşağıdakilerden hangilerine verilmiştir? A. Beylerbeyi, Sancakbeyi, B. Tımarlı Sipahi, Yeniçeriler. Arpalık adıyla beylerbeyi ve sancak beylerine bazı dirlikler verilmeye başladı. Ne zaman? 18. yüzyılda. Beylerbeyi veya sancak beyinin vekili olarak onların yerlerine bakan, vergileri toplayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhtesip, B. Kapanemini, C. Kadı, D. Defterdar, E. Mütesellim. Beylerbeyi ve sanca sancak Bey'nin yerine vekil olarak onların yerine bakan, vergileri toplayan Mütesellim'dir. Mütesellim, mütesellim dedik. Peki bu mütesellimler kimlerin arasından seçiyor? Mütesellimler beyler bey tarafından genelde ayan denilen etkili kişiler arasından seçiliyordu. Mütesellimlik görevini alan ayanlar resmi görevli olarak padişah tarafından atan masalarda bir sefer için devlete asker ve araç sağlanması, iki olağanüstü savaş vergilerinin toplanması gibi merkezi yönetime ait görevleri de yapıyorlardı. Bu durum Ayanların yürelerinde en önemli kişiler haline gelmesine neden olmuştur. 1- Ayanlar sefer için devlete asker ve araç sağlardı. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. 2- Ayanlar padişah tarafından atanan resmi görevlilerdi. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Padişah tarafından resmi olarak atanan kişiler değillerdir. Beyler beyleri tarafından seçilirlerdi. Ayanlar olağanüstü savaş vergilerini toplardı. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Mütesellim olarak seçilen ayan ve eşrapları kim seçerdi? Asadrazam Bey Beyler Beyi. Ayan ve eşrapları mütesellim olarak seçen Beyler Beyidir. Ayanlar padişahın atadığı resmi görevlerdir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Beyler Beyi arpalık ve hastalığından mergi toplanması ve idare görevini aşağıdakilerden hangisine verirdi? A. Mütesellim. B. Kapan emini. Mütesellime verirlerdi. Ve arkadaşlar bu ayanlar iltizam usulü yaygınlaşınca konumlarını iyice sağlamlaştırdılar. Devletin nakit para ihtiyacının karşılanmasını sağlayan iltizam denilen vergi gelirlerinin toplanma işi de ayanlara verildi. Biz bu vergi gelirinin toplama işine ne diyorduk peki? Mültezimlik diyorduk. İltizamlar başlangıçta 3 seneliğine veriliyordu. Sonrasında iltizam malikane uygulaması ile ömür boyu verilmeye başlandı. Sonuç olarak malikane sistemiyle ayanların konumu daha da köklü ve belirgin hale gelmiştir. Çünkü malikane sistemiyle iltizam üst senenine değil ömür boyu verilmeye başlandı. Ayanlar aşağıdakilerden hangisiyle iltizam adı verilen vergi gelirlerini ömür boyu kiralamaya başlamıştır? A. Malikane B. Müsaadere Ayanlar malikane ile iltizam adı verilen vergi gelirlerini ömür boyu toplamaya, kiralamaya başladılar. İltizam sistemi aşağıdakilerden hangisinin nedeniyle ortaya çıkmıştır? A. Nakit ihtiyacı B. Asayişi sağlamak İltizam sistemi Osmanlı Devleti'nin nakit ihtiyacından ortaya çıkmıştır. İltizam uygulaması yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisinin konumunu sağlamlaştırmıştır? A. Ayanlar. B. Nişancılar. İltizam uygulamasının yaygınlaşması ayanların konumunu sağlamlaştırmıştır. Mukataların geçici bir süre için değil, ömür boyu devam etmek üzere iltizama verilmesine hangi ad verilmiştir? A. Çift bozan. B. Malikane. Malikane mukatarların ömür boyu verilmesidir. Osmanlı'da özellikle halkın gözünde soy, sop ve itibarca sihirilmiş olanlar için kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayan. B. Reaya. Soy, sop ve itibarca sihirilmiş olan kişilere Osmanlı'da ayan denirdi. Reaya ise tebaa halk demektir. Vergi kaynağı arazilerin. Malikane adı verilen usulle ömür boyu iltizama verilmesi aşağıdakilerden hangisine yaramıştır? A. Ayanlar. B. Voivodalar. Malikane sistemi ayanlara yaramıştır. Malikane sistemiyle ayanların konumu daha da köklü hale gelmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Ayanlar iltizam usulü yaygınlaşınca... Konumlarını iyice sağlamlaştırmıştır doğru mu yanlış mı? Evet, doğru. İltizamlar başlangıçta 3 yılına veriliyordu. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Malikane sistemi gelince iltizamlar ömür boyu verilmeye başladı. Ayan ve eşraflar bulundukları bölgelerde çok etkili kişiler değillerdi. Doğru mu yanlış mı? Yanlış, etkili kişilerdi. İltizamın yaygınlaşması ayanların gücünü zayıflatmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış, zayıflatmadı, güçlendirdi onları. İltizamları malikane adıyla ömür boyu ayanlara verilmesi, ayanların güç kaybetmesine neden olmuştur. Doğru mu yanlış mı? Yanlış güç kaybetmediler, güç kazandılar. Ayanlar, ayanlar devam ediyoruz. Ayanlar süreç içerisinde vergi toplamanın yanında bulundukları bölgelerde bazı yönetim yetkilerini de kullanmaya başladılar. Ücretli asker besleyerek askeri güç haline geldiler. Böylelikle birkaç kuşak sonrasında yerel hanedanlara dönüştüler. Örneğin Yozgat'ta Çapanoğulları, Manisa'da Kara Osman oğulları, Samsun'da Caniklizadeler gibi hatta deyim bile vardır altından Çapanoğlu çıkmak deyimi buradan gelmektedir. Girişilen bir işte beklenmedik zorluk, tehlike ve sorunlarla karşılaşmak anlamında altından Çapanoğlu çıkmak veya aramak deyimi kullanılıyor. Peki bu deyim, deyim nereden geliyor arkadaşlar? Araştırmalara göre Çapanoğullarından birkaç kişi yolsuzluklara bulaşıyor. Çapanoğlu Süleyman Bey'in nüfusundan çekinen memur durumu yakın bir arkadaşına anlatıp düşüncesini istiyor. Aldığı cevap şöyle oluyor. Bu işi fazla kurcalama altından Çapanoğlu çıkarsa başım belaya girer. Yani arkadaşlar ayanlar güçleniyor. Ayanlar hem yönetsel anlamda hem askeri anlamda ne yapıyorlar? Güçleniyorlar. Devlet içinde devlet haline gelmişlerdir. Merkezi yönetimden bağımsızlaşmışlardır. Soru cevap 18. ve 19. yüzyıllarda Bozok, Yozgat merkez olmak üzere Orta Anadolu'da hakimiyet kuran Ayan ailesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Karaosmanoğulları B. Çapanoğulları Çapan oğulları Bozok, diğer bir de işte Yozgat merkez olmak üzere Orta Anadolu'da hakimiyet kurmuştu. Çapan oğullarının Baba Ali ile iyi geçinmesi, yörede asayişi sağlaması, ihtiyaç anında İstanbul'a asker, zahire ve et göndermesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? A. Bölgelerinde güçlenmelerine, B. Baba Ali tarafından dışlanmalarına. Bölgelerinde güçlenmelerine neden olmuştur. Neden Baba Ali tarafından dışlansın ki? İstanbul'a asker zahire et gönderiyor. Samsun ve çevresinde hakimiyet kuran Ayan ailesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Caniklizadeler B. Çapanoğulları Samsun ve çevresinde hakimiyet kuran Ayan ailesi Caniklizadelerdir. 18. yüzyıldan itibaren Manisa ve Batı Anadolu bölgesinde etkili olan Ayan ailesi aşağıdakilerden hangisidir? Manisa ve Batı Anadolu'da Kara Osman oğulları adı verilen ayanlar etkili olmuştu. Yozgat ve çevresinde hakimiyet kuran ayan ailesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çopan oğulları B. Caniklizadeler Yozgat ve çevresinde Çapan oğulları hakimdi. Taşça teşkilatı ile ilgili bir de şunu söylememiz lazım. Zamanla iltizam ve malikane uygulamaları nakit ihtiyacını karşılama ve bütçe açıklarının kapatılmasında istenilen sonuçları vermemeye başladı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ikinci yarısında piyasaya borçlanma senetleri yani esham sunmaya başladı. Esham adı verilen borçlanma senetlerinin belirli bir vadeleri garantili yıllık getirisi vardır. Yani ben esramı alıyorum kafasına göre bana para vermiyor. Belirli bir vadesi var garantili yıllık getirisi var. Dikkat! Esam uygulamasıyla ayanların gücü kırılmak istenmiştir. Sonuç olarak Esam'da bazı yıllar zarar edilmiştir, ödeme yapmakta zorlanılmıştır, köklü çözüm olmamıştır. Hazine, tahvil, kağıt para kullanımına geçişte atılan ilk adımdır. Osmanlılar'da 1775-1870 döneminde uygulanan iç borçlanma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Esam B. Kaime 1775-1870 yılları arasında iç borçlanma sistemi olarak Esam kullanılmıştır. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılın ikinci yarısında piyasaya sunduğu iç borçlanma senetlerine ne de denir? A. Tahvil. B. Esham denir. İç borçlanma senetlerine esham denir. Esham uygulamasıyla ayanların gücü artırılmak istenmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Ayanların gücü kırılmak istendi. Aşağıdakilerden hangisi? Pay ve hisse anlamına gelen seyim kelimesinin çoğuludur ve iç borçlanma senedi anlamında kullanmaktadır. A. Esham. B. Tahvil. İç borçlanma senedi eshamdır. Pay ve hisse anlamına giren seyim kelimesinin çoğuludur bu kelime. Osmanlı Devleti'nin hazine tabil kağıt para kullanımına geçişte attığı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A. İltizam B. Eshamdır. Essam, hazine, tahvil, kağıt para kullanıma geçişte atılan ilk adımdır. Örnek soru, Esam uygulaması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Belirli bir vadeleri olmadı. Söylenemez vadesi olurdu. B. Yıllık belirli kazanç garantisi vermediği söylenemez garanti verirdi. C. İş borçlanma senedi oldu. Söylenir essam bir iş borçlanma senedidir. D. Ayanların gücünün artırılmasını hedeflediği söylenemez tam tersine kırmayı hedefliyordu. E. Uygulandığı sürece hiç zarar edilmediği söylenemez zarar edilmiştir. Hangisi doğru? Bir Nizam-ı Cedidi Anadolu ayanlarından destekleyenler de olduğu doğru mu yanlış mı? Evet doğru destekleyenler olmuştur Anadolu ayanları arasında. 2. Rumeli ayanları Nizam-ı Cedidi kendilerine ve bağımsızlıklarına karşı bir hareket olarak görmüştür. Doğru mu yanlış mı? Bu da doğru. 3. Üç, 3. Selim Rumeli ayanlarının Nizam-ı Cedid ordusuna tepkilerinden dolayı Rumeli'de de kurulmasından vazgeçmiştir. Geri adım atmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Yani Rumeli ayanları genel olarak nasıl bir tavır sergilemiş? Nizamı Cedid ordusunu istememişler. Doğru yanlış 3. Selim'in Nizamı Cedid ordusunun Rumeli'de kurulmasından vazgeçmesi geriye doğru atılan bir adımdır muhaliflerine güç kazandırmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Kesinlikle doğru. Çapanoğulları Samsun'da hüküm sürmüş bir ayan ailesidir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Çapanoğulları Yozgat'ta hüküm sürmüştür. Esam Osmanlı Devleti'nin piyasaya sürdüğü dış borçlanma sözleşmesidir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Dış borçlanma sözleşmesi değil. İş borçlanma senedidir. Gelelim 18. yüzyıl ıslatlarının genel özelliklerine. 18. yüzyılda Osmanlı Avrupa'dan geri kalındığını fark etmiştir. 3. Ahmet döneminde Avrupa'ya ilk defa geçici elçiler gönderilmiştir. Gördüklerini raporlamaları istenmiştir. Nevşehirli damat İbrahim Paşa, Lale devrinde İstanbul'daki yabancı elçilerle düzenli olarak görüşmeye başlamıştır. Askeri ve mali alanların dışında, İlk defa toplumsal ve kültürel alanlarda ıslahat girişimleri görüldü. Nale devri Patlona Halil İsyanı sona erdi. Bu isyan sonrasında askeri ıslahatlara önem verildi. Osmanlı Devleti aşağıdaki yüzyıllardan hangisinde gerçekleşen ıslahatlarda Avrupa'yı örnek almıştır? A 17. yüzyıl B 18. yüzyıl. 18. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa örnek alınmıştır. Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderen Osmanlı padişahı kimdir? Avrupa'ya ilk kez geçici elçileri 3. Ahmet gönderdi. İlk kez sürekli daimi elçileri ise 3. Selim göndermiştir. Avrupa'ya ilk kez daimi elçiler gönderen Osmanlı padişahı kimdir? A) 3. Ahmet, B) 3. Selim. Avrupa'ya ilk kez daimi elçileri 3. Selim gönderdi. Geçici derse 3. Ahmet, sürekli daimi derse 3. Selim. 1. Mahmut döneminde kumbaracılar sınıfının eğitimine önem verildi. Kuransız asıldı. Humbaracı Ahmet Paşa diğer adıyla ilk adıyla Kont de Bonneval Humbaracı başılığa getirilerek ıslah işiyle görevlendirilmiştir. 1734 yılında Humbaracı Ahmet Paşa'nın çalışmaları sonucunda Hendesane diğer adıyla Humbarahane adındaki Askeri teknik okul kuruldu. Humbaracı Ahmet Paşa hendesehanede matematik dersleri veriyordu. Dikkat hendese geometri anlamına gelir. Mühendis kelimesi hendese kökünden gelmektedir. Yine 1. Mahmud döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. O kapitülasyonlara ne diyorduk? 1740 kapitülasyonları. Örnek soru 1. Mahmud döneminde Humbaracı ocağını ıslah etmekle görevlendirilen Kumbarıcı Ahmet Paşa aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğmuştur? A. Fransa, B. Avusturya, C. Venedik, D. Rusya, E. İran. Kumbaracı Ahmet Paşa 1. Mahmut döneminde görevlendirildiği Kumbaracı ocağını ıslah etti adı üzerinde. ve Fransa'da doğmuştur. Fransa'dır adı normalde sonrasında Osmanlı'ya geldiğinde Müslüman olarak adı değişmiştir. Hem de sahne Batı tarzında açılan ilk askeri teknik okuldur. doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Hem de kelimesi kültür anlamına gelmektedir doğru mu yanlış mı? Yanlış Kültür anlamına gelmez. Geometri anlamına gelmektedir. Mühendis kelimesi hendese kelimesinden türetilmiştir. 1. Mahmud hangi yüzyılda Osmanlı padişahlığı yapmıştır? A. 17. yüzyıl B. 18. yüzyıl 1. Mahmud 18. yüzyılda Osmanlı padişahıydı. Fransız asıllı Comte de Bonnevali, kumbaracıların ıslahı için görevlendiren 1734 yılında Hendesane adındaki modern mektebi açan Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? A. 3. Selim, B. 1. Abdülhamit, C. 3. Mustafa, D. 3. Osman, E. 1. Mahmut. Hendesane'yi açtırdı, Comte de Bonnevali Osmanlı'ya getirdi ve bu Hendesane dediğimiz yer modern bir mekteptir. Kimdir o? Birinci Mahmut. Fransa'ya kanun Sultan Süleyman döneminde verilen kapitülasyonları sürekli hale getiren Osmanlı parça aşağıdakilerden hangisidir? 1740 kapitülasyonlarından bahsediyoruz. Kapitülasyonları Fransa'ya sürekli hale getirmekten bahsediyoruz. İşte bunu birinci Mahmut gerçekleştirmiştir B şıkkında. Arkadaşlar 3. Mustafa döneminde ise Macar asıllı Fransız subay ve diplomat olan Baron de Tot Avrupa tarzında toplar döktürmek ve topçuları eğitmek için görevlendirilmiştir. Baron de Tot sürat topçuları ocağını kurmuştur. Cezayirli Gazi Hasan Paşa döneminde Tersane Hendesanesi adıyla bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temeli atıldı. Ne zaman? 1773'te. Karadeniz Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Rus gemilerinin kullanımına açılmıştır. Ne zaman? 1774'te. Esram uygulaması iç borçlanma usulü 3. Mustafa döneminde getirilmiştir. Dikkat 1. Abdülhamit döneminde ise uygulanmaya konmuştur. Yani usulü getiren 3. Mustafa uygulamaya koyan 1. Abdülhamit diyoruz. Dikkat esam pay hisse anlamındaki sehmin çoğuludur. Örnek soru Fransız subay ve diplomat Baren Tot'un çalışmaları sonucunda sürat topçuları ocağını kurduran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Süratçı Baren de Tot. Sürat'ı çok seviyor Baren Tot. İşte çalışmalar yapıyor. Topçuları da süratlı hale getiriyor. Arkadaşlar bu ocak 3. Mustafa döneminde kurulmuştur. B şıkkında. Esam usulünü 3. Mustafa döneminde getirmişlerdir. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Esam uygulaması 1. Abdülhamit döneminde uygulanmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Esam uygulamasını getiren 3. Mustafa diyoruz. Esam uygulamasını başlatan ise 1. Abdülhamit diyoruz. Esam pay hisse anlamındaki sehmin çoğuludur. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Gelelim 1. Abdülhamit dönemindeki ıslahatlara. 1. Abdülhamit'i 2. Abdülhamit ile karıştırmıyoruz. 1. Abdülhamit ulufe alım satımını yasakladı. İstihkam okulunu açtı. Yeri çeri sayımı yaptırdı. Avrupa'dan ıslahat için getirilen uzmanların Müslüman olma zorunluluğunu kaldırdı. Cülüs bahşişini kaldırdı. Dikkat! Cülüs Osmanlı şehzadelerinin tahta geçmesi hakkında kullanılan bir tabirdir. Cülüs bahşişi ise şehzadelerin padişah olduktan sonra askerlere verdiği bahşiştir. Bakın şuraya dikkat ekranın sol tarafına bakıyoruz. Mühendis Hani Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Daha öncesinde farklı farklı şeyler söyleniyordu fakat 2020 MEP kitabının 4. ünitesinin 151. sayfasında Mühendis Hani Bahri Hümayun'u 1. Abdülhamit'in yazdığı söylüyor arkadaşlar. Ben de bu şekilde en güncel haliyle vermek istedim. Kaptanı Derya Hasan Paşa'nın önerisiyle kurulmuştur. Osmanlı donanmasının 1770'te Çeşme'de yakılması üzerine Kaptanı Derya Hasan Paşa güçlü ve yeni bir donanma kurulmasını istemiştir. İlk hocaları Mühendis Hani Bahri Hümayun'un Hasan Paşa ve Baron de Tot'tur. Günümüzde Deniz Harp Okulu adı ile varlığını sürdürmektedir. Osmanlılarda saray hizmetlileriyle Yeniçeri ve Kapıkulu askerlerine ödenen düzenli maaşa ulüfe denirdi. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi ulüfe alım satımını yasaklamıştır? A) 3. Osman, B) 3. Mustafa, C) 1. Abdülhamid, D) 1. Mahmut, E) 3. Selim Ulufe alım satımını yasaklayan birinci Abdülhamittir. Lamcı ve humbaracı ocaklarının düzenlenmesi, hakkında yeni kanunlar çıkaran ayrıca istihkam Okulu'nu kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? İstihkam Okulu'nu unutma, İstihkam Okulu'nu. A 3. Selim, B 3. Osman, C 1. Mahmut, D 1. Abdülhamit, E 3. Mustafa. İstihkam Okulu'nu 1. Abdülhamit açtırmıştır. Avrupa'dan ıslahat için getirilen uzmanların Müslüman olma zorunluluğunu kaldırdı. Bu padişah kimdir? A. 1. Abdülhamit, B. 3. Osman, C. 1. Mahmut, D. 3. Selim, E. 2. Abdülhamit. Avrupa'dan ıslahat için getirilen uzmanların Müslüman olma zorunluluğunu 1. Abdülhamit kaldırmıştır. Soru cevap 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve 3. Selim. Hangi dönemde Osmanlı hükümdarlığı yapmışlardır? A. Duraklama, e gerileme. Bu verilen padişahların hepsi arkadaşlar gerileme döneminde Osmanlı hükümdarlığı yapmıştır. 18. yüzyıl Osmanlı padişahlarıdır. Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşmasından 1699 yılından başlayarak Yaş Antlaşmasına kadar 1792'ye kadar geçen süreye gerileme dönemi denir. Baron de Tott'un çalışmaları sonucunda Sürat topçuları ocağını kurduran Osmanlı padişahı kimdir? Baron de Tot Sürat'ı seviyor. Sürat topçuları ocağını kuruyor. İşte ona bunu kurduran A. 3. Mustafa B. 1. Mahmut. Ona bunu kurduran 3. Mustafa'dır. Ulufe alım satımını ve Cülüs bahşişini kaldıran Osmanlı padişahı kimdir? A. 1. Abdülhamid, B. 3. Mustafa. Cülüs bahşişini de Ulufe alım satımında 1. Abdülhamid kaldırmıştır. 1. Abdülhamit ulüfe alım satımını serbest bırakmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Birinci Abdülhamit istihkam okulunu kapattırmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Kapattırmadı. Açtı. Birinci Abdülhamit cülüs bahşişini artırmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Cülüs bahşişini kaldırdı. 3. Ahmet döneminde Avrupa'ya ilk kez geçici elçiler gönderilmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. İlk geçici elçileri 3. Ahmet gönderdiği ilk daimi elçiler ise Üçüncü Selim gönderdi. Birinci Mahmut döneminde kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkarılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Hendeshane çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumudur. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Mühendisane-i Bahri Mahyun. 1. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru arkadaşlar. Tarih 11. sınıflara ait 2020 MEP kitabında 151. sayfada 4. de bu şekilde verilmektedir bu bilgi. O yüzden ben en güncel şekliyle size veriyorum. Tersane Hendeshanesi, Mühendishane, Bahri Hümayun gibi eğitim kurumları Günümüzde aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturmaktadır? A. Hava Harp Okulu B. Deniz Harp Okulu Tersane Efendime söyleyeyim Bahriye Bunlar hep Deniz Harp Okulu'nun temelini oluşturan kurumlardır. Mühendisane Bahri Hümayun, Hangi Osmanlı Padişahı'nın döneminde açılmıştır? A. 1. Mahmut B. 1. Abdülhamit Mühendis Hani Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Bahir kelimesinin anlamı nedir? A kara, B deniz. Bahir kelimesinin anlamı deniz demektir. 18. yüzyıl ustalarının özelliklerine devam ediyoruz. 18. yüzyıl gerileme dönemidir. Gerileme döneminde yapılan ıslahatlar 17. yüzyıl duraklama döneminde yapılan ıslahatlara göre daha kalıcı ve başarılı olmuştur. Islahatlar halkın isteği ve diretmesiyle değil yenilikçi padişah ve idarecilerin gayretleri sonucunda gerçekleşti. Bu nedenle ıslahatlar Kişilere bağlı kaldı, kişilerin ömrüyle sınırlı kaldı. Islahat hareketlerini halk desteklemedi, Islahatlar süreklilik göstermedi, sistemli bir devlet politikası haline getirilemedi. Askeri ve teknik alanlarda yoğunlaşan ıslahatlar yapıldı. Doğru yanlış Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlar 18. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlardan daha kalıcı ve başarılı olmuştur. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Tam tersi 18. yüzyıl ıslahatları 17. yüzyılda gerçekleşen ıslahatlara göre daha kalıcı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen ıslahatlar halkın isteği ve mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Halkın isteğiyle gerçekleşmediği, daha çok idarecilerin iteklemesiyle, idarecilerin isteğiyle gerçekleşti. 18. yüzyıl ıslahatları süreklilik kazanarak kişilere bağlı kalmamıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Kişilere bağlı kaldığı süreklilik göstermedi. Osmanlı halkı 18. yüzyıl ıslatlarını desteklemiştir. Doğru mu? Yanlış mı? Halkın böyle bir desteği yoktur. Osmanlı'da görülen 18. yüzyıl ıslatları sistemli bir devlet politikası haline getirilmiştir. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış getirilemedi. 18. yüzyılda daha çok hukuk ve idare alanında ıslatlar yapılmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Daha çok askeri ve teknik alanlarda ıslatlar yapıldı. Düveli muazzama nedir? Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'na kadarki dönemde Avrupa'nın büyük devletlerini düveli muazzama olarak adlandırmıştır. Bu devletler İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya ve Fransa'dır. Bakın bunu nasıl aklımızda tutacağız? Rip af diyeceğiz. Rip büyük harflerle, af küçük harflerle. Rip'in reisi Rusya'dır. İ'si İngiltere'dir, P'si Prusya'dır, küçük A'sı Avusturya'dır, küçük F'si Fransa'dır. İşte burada verdiğimiz devletler Düveyli Muazzama olarak geçiyor. 18. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'na kadar bu devletlere Osmanlı Düveli muazzama demiş. Rip off. Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı arasındaki dönemde Avrupa'nın büyük devletlerini düveli muazzama olarak adlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? Bunu nasıl hatırlayacaktım? Rip off yazacaktım. Rip'in reisi Rusya. Rusya var mı burada? Var. İ'si neydi? İngiltere. İngiltere var mı burada? Var. P'si neydi? Prusya. Prusya var mı? Burada var. A'sı neydi? Küçük A'sı Avusturya. Avusturya'yı göremedin. P'si neydi? Küçük P'si Fransa'ydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti'yi bu devletlerden biri değildir. Rip off. Eşittir düveli muazzama. Bazı önemli bilgiler vermek istiyorum 18. yüzyılda ilgili. Osmanlı'nın Avrupa tarzında ilk yenileşme hareketleri Lale Devri hükümdarı olan 3. Ahmet döneminde başlamıştır. Avrupa'ya gönderilen ilk elçimiz ise 28 Çelebi Mehmet'tir. Nedim ve Şeyh Galip Lale Devri'nin önemli şairlerindendir. Devri ise minyatür sanatında önemli eserler ortaya koymuştur. Devri eşitleri minyatür. Sadabat Sarayı, Lale Devri'nin sembolü haline gelen mimari eserdir. Bu yüzden 1730 patlona Halil İsyanı'nda yerle bir edilmiştir Sadabat Sarayı. Nuri Osmaniye Camisi, burası önemli, ilk barok tarzı camidir. 1748 ve 1755 yılları arasında yaptırılmıştır. Örnek soru Osmanlı Devleti'nde barok tarzı ile İnşa edilen ilk cami aşağıdakilerden hangisidir? A. Selimiye, B. Sultanahmet, C. Nuru Osmaniye, D. Fatih, E. Süleymaniye. Osmanlı'da barok tarzı ile inşa edilen ilk cami Nuru Osmaniye camisidir. Soru cevap Osmanlı'nın Avrupa tarzında ilk yenileşme hareketlerini hangi dönemde başlamıştır? A. Fethet Devri 1. Mehmet, B. Lale Devri 3. Ahmet. Osmanlı'nın Avrupa tarzındaki ilk yenileşme hareketleri 3. Ahmet döneminde Lale devrinde başlamıştır. Avrupa'ya gönderilen ilk Osmanlı elçisi kimdir? A. 28 Mehmet B. Evliya Çelebi Avrupa'ya gönderilen ilk Osmanlı elçisi 28 Mehmet Çelebi'dir. Levni hangi sanatta önemli eserler ortaya koymuştur? A. Ebru B. Minyatür Levni deyince aklıma minyatür gelecek. Osmanlı Devleti'ndeki değişim sürecinde devlet erkanı birinci derecede etkili olmuştur. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru. Osmanlı Devleti'ndeki değişim sürecinde yenileşme bir halk hareketi olarak doğmamıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Nuru Osmaniye Camisi Osmanlı'nın ilk barok tarzı camisidir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaayı kuranlar gayrimüslimlerdir. Gayrimüslim halklardan ilk önce Yahudiler, 1493'te, sonra Ermeniler 1567'de ve daha sonra Rumlar 1627'de matbaayı açıyorlar. Dikkat Osmanlı Devleti'nde Müslümanların kullandığı ilk matbaa Lale Devri'nde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından açılmıştır. Burada basılan ilk eser ise Van Kulu Lugatı'dır. Lugat sözlük demektir. Unutma ilk Türk matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika'dır. Unutma aynı zamanda 28 Çelebi Mehmet'in oğlu olan Said Efendi Lale Devri'nde Avrupa tarzındaki yenileşmenin öncüsü olmuştur. İlk Türk matbaasını aşağıdakilerden hangisi kurmuştur? A. 28 Mehmet Çelebi B. İbrahim Müteferrika İlk Türk matbaasını İbrahim Müteferrika kurmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk matbaayı kuranlar aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde ilk matbaayı gayri Müslümanlar kurdu. Onların arasında da ilk matbaayı kuranlar Yahudilerdir. Van Kulu Lugatı'nın önemi nedir? A. Bir Türk matbaasında ilk eserdir. B. Bir Türk ressamın ilk çalışmasının adıdır. Eksik yazmışız. Van Kulu Lugatı'nın veya sözlüğünün Anlamı ve önemi şudur. Bir Türk matbaasında basılan ilk eserdir. Fransa 1798'de İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kırmak için aşağıdaki Osmanlı topraklarından hangisini işgal etmiştir? Bir önceki derse döndük. A. Bağdat, B. Şam, C. Mısır, D. Trablusgarp, E. Fas. Fransa 1798'de Mısır'ı işgal ederek İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini kırmak istemiştir. Nuru Osmaniye Külliyesi, Laleli Külliyesi, Beylerbeyi Camii ve Ortaköy Camii hangi tarzdaki mimariyle oluşturulan eserlerdir? A. Klasik Osman tarzında, B. Barok Rokoko Batı tarzında. Nuru Osmaniye, Laleli, Beylerbeyi ve Ortaköy camileri barok rokoko tarzlarında Batı tarzında oluşturulan mimari eserlerdir. 18. yüzyıl ıslahatlarının 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran temel düşünce nedir? A) Yeniçerilerin tepkisini çekmesi, B) Avrupa'dan birçok alanda geri kalındığının anlaşılması. 18. yüzyıl ıslahatlarını 17. yüzyıl ıslahatlarından ayıran temel düşünce Avrupa'dan birçok alanda geri kalındığının anlaşılmasıdır. Yeniçeriler 17. yüzyılda da karşı çıktı, 18. yüzyılda da karşı çıktı. Onlar temel bir fark olarak gösteremeyiz. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda bütçe açığını kapatmak için esnam adı verilen iç borçlanmaya gittiği söylenebilir. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler koyduğu söylenebilir. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlar da daha çok Fransa örnek alınmıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. İlk Türk matbaası ve kağıt fabrikası hangi dönemde açılmıştır? A. 3. Ahmet B. 3. Selim İlk Türk matbaası ve kağıt fabrikası 3. Ahmet döneminde Lale devrinde açılmıştır. Osmanlı'nın Avrupa tarzında ilk yenileşme hareketleri hangi dönemde başlamıştır? A. 3. Ahmet ve 3. Selim. Avrupa tarzında ilk yenileşmeler 3. Ahmet döneminde Lale devrinde başladı. Ulufu alım satımını yasaklayan padişah aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. Abdülhamit B. 3. Mustafa Ulufe alım satımını ve Culus bahşişini 1. Abdülhamit yasakladı.